kilosu ne kadar? Domates kilosu ne kadar? Çileğin kilosu ne kadar? Dereotun bağı ne kadar? Canım benim, sen hayvan sever misin? Kesinlikle. Evimde besleyeceğim demedim. Yasemin Hanım'a çok yüklenildiğini düşünüyorum. Herkesin mutfağında gerçekten bir yangın var. Günaydın Dışses. Canım benim, nasıl oldu sinemi? Günün nasıl? Gayet iyi, işleri azalttım. Bu küçük sinekler nereye gitsem beni kovalıyor. Yine küçük sinekler var. Canım benim, bugün ne pişireceksin bizlere? Bugün zeytinyağlı kereviz havuçlu. Çok güzel bir şekilde papatyalı. Papatya gibi bir havuç yapacağız. Canım benim, bugünkü bölümünün adı ne? Bir daha söylesem. Bölümünün adını mı unuttun? Evet, bilmiyorum. Hadi. Anne hadi. Yanlış birine. Hadi yanlış bilinen ne anne? Yanlış bilinen tatlar mı diyecek? Hadi söyle. Bölüm başlığını sen seçtin hocam. Hadi söyle. Hocam sen neden dersine çalışmıyorsun? Ben dersime geçebilecek kadar çalıştım. Ne videolar izledim, ne içerikler türettim ama sabahleyin hepsi aklımdan uçup gitti. Yanlış bilinen güzel tatlar. Yanlış anlaşılan sebzeler. Ve dışlanan ama harika olan. Sebzelerle tarifler. Tebrik neymiş efendim. Bunlar? Kereviz, brokoli, havuç ve karnabahar. Bunlardan en çok sevilmeyeni kerevizdir ki kereviz ben de sevmezdim. Şimdi aşık olduk çocuklarla beraber. Sevdirdim onlara bunu. Bence siz de seversiniz. O zaman ne yapalım? Şimdi manava alışverişe gidiyoruz. Alışverişimizi yapıp mutfağa giriyoruz. Hadi bakalım ses. Birlikte. Manav sana yakın mı? Çok yakın, çok. Kerevizin var. Kerevizini ben aldım. Çorba içinde lazımsa bir tane çorba, daha satma. Çorbayı iyi. Seninkilerin büyüklükleri ne kadar? Bu kadar. Aha. Kaç tane? İki tane şu kadar. Olmaz. Bir tane daha alacağız. Sanırım ben hiç bilmiyorum. Az almışım kerevizi. Ne dersen? Bu hafta pazarda kereviz pahalıydı Emel Hanım. Ne kadar pazarda kilosu? 2 liradan aldım o küçükleri. Büyükler 7 ve 5 lira arasındaydı. Kerevizin kilosu ne kadar? Şu domateslerin güzelliğine bakar mısın? Bu nasıl güzel ya? Ben domateslere hayran oldum. Sen ne diyorsun? Domatesin kilosu ne kadar? Seyretsen iyi olur sadece. Çilekli pasta yapmak istiyordum. Çileğin kilosu ne kadar? 50. Canım. Çilekli rulo pasta yapacaktım ama artık bir hayal oldu. Gibi böyle havuçlar seçmemiz lazım. Kereviz için lazım. Kerevizin ne mi tıkacaksın? Hayır, içerisine tıkacağım. Dereotu alsam mı? Hmm. Çok güzel kokuyor. Dereotunun bağı ne kadar? Anne onu şey da sorma artık. Her şeyi sorarım. Onu da sorma fiyat yani. Fiyat hakkında bilgimiz olsun. Kilosu ne kadar? Domatesin kilosu ne kadar? Çileğin kilosu ne kadar? Dereotunun bağı ne kadar? Kilosu ne kadar? Domatesin kilosu ne kadar? Çileğin kilosu ne kadar? Dereotunun bağı ne kadar? Lütfen. Mesela yanlışlıkla çilek aldığını düşünsene. 50 lira. Hayatta alma. Yemem o çileği. Kışı zaten çilek yemek isteyen zihniyet sağlıklı bir zihniyet değil. Dereotun bağı ne kadar? Kışın çilek yemek isteyen zihniyetle Amerika'da kafes altında kaplan ziyarete giden zihniyet aynı zihniyet. Aynı zihniyet. Evet. Yemesinler o zaman. Değil mi? Kaplanlar da kafeste olmasın. Evet. Fasulyenin kilosu ne kadar? Canım benim, sana alışverişine gelmedik. İhtiyacımız olanları aldık. Acelemiz var. Hadi. Tamam, bu kadar. Alışverişimiz. Evet. Duydun mu? Netflix'teki Tiger King'in kaplanlarını elinden almışlar. Bence iyi yapmışlar. Ama nereye? Eğer barınak gibi bir yere gidiyorsa... Keşke Tiger King'de kalsaymış. Evet, keşke onda kalsaymış. Çünkü daha iyi bakıyordur. Barınakların hali ortada. Canım benim, sen hayvan sever misin? Kesinlikle. Size Elif eve kedi getirdi. Bak gerçekten sinirlerimi gerçekten şaka yapıyoruz. Kesinlikle. Hayvan sever Emel, ne oldu? Kesinlikle. Ben buraları temizlerken sen elini bile sürmedin. Getiremezsin. Canım benim, sen hayvan sever misin? Kesinlikle. Evimde besleyeceğim demedim. Evini almıyorsun ama o nasıl? Evimi almıyorum demek benim hayvan sevmediğimi göstermez. Alışverişin kısa sürdü canım benim. Evimde gerekli malzemeler vardı. Şimdi ilk önce hangi yemeğimize başlıyoruz? Kereviz. Çünkü bunun pişmesi biraz uzun sürecek. Çok da uzun değil aslında. Yani baştan kaybettin. Gençler uzun süren yemek sevmezler. Hayır, zeytinyağının soğuk olması gerekiyor ya. Biraz soğuması için. İlk önce ondan başlıyorum. Bu yalanı kaç saniyede düşündün? Yalan söyleme hızına hayran kaldım yalnız. Bizim işimiz yalanla değil. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu güzel şeyleri hazırladıktan sonra kızlarımla bunları afiyetle yemek.
karnabaharı pazardaki en ucuz karnabaharı seçtim, buldum, aradım, aldım. Hepsi 5 liraydı. Ben 2 liralık aldım. Neden 2 liraydı? Aferin sana. Bunu bana evet, ödül olarak evet, getirdiler. Tatlı. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den gelen limonlarımızın yanına konu oldu. Limonlarımız Belgin Mersin'den getirdi. Tamamen organik ve bunları elma gibi yiyoruz. En cuanto a la demanda y a la demanda. Gleich ans Expertentelefon gehen, Herr Ohm. Um Gottes Willen. Poşet almıyoruz. Herkes bez çanta kullanıyor. Bu mesajları alalım ve uygulayalım. Emel Hanım, ben dün size dedim ki yemek yaparken dersinize çalışın, sohbet edelim dedim. Size Yasemin Özilhan'ın atıştırmalı pikan ceviziyle hazırladığı o haberi gönderdim. Gülelim, eğlenelim diye. Ama siz gazeteci kimliğinizle olayın aslını araştırarak ben, pikan cevizinin kilosunun aslında evet 80 TL olduğunu, bunun çok şişirildiğini, Yasemin Hanım'a çok yüklenildiğini düşünüyorum. Dün araştırdım, gerçekten kadın linç edilmiş ama öyle bir durum yok. Pikan cevizi isterseniz 700'e de alırsınız, serbest piyasa diye bir şey var. İsterseniz 80 liraya da bulabilirsiniz. Yani kadın boştan yere linç edildi. Belki de o kadın o cevizi 80 liraya aldı. Ben burada insanların bu ön yargıdan kurtulmasını rica ediyorum. Çünkü orada sağlıklı bir şey yapmaya çalışıyor. Takıla takıla kadının pikan cevizden. Pikan yapmasın da sen de normal cevizden yap. Orada bir emek var. Lütfen emeğe saygılı olalım. İnsanlar daha bile linç etmeyin. Beğenmiyorsan izlemeyi ver. Aman Tanrım, beni dehşete düşüren bir yanın var biliyor musun? Neden? Biraz fazla modern olmaya başladın gibime geliyor. Modernlikle ne alakası var? Ne oldu, canın mı sıkıldı şimdi? Ne olduğunu anlat çünkü hepsi gitti. Ben sanırım modun düştü. Kerevizleri soydum, hazırladığım kısmı kamera birdenbire sildi yani. Şu an şaşkınım. Kerevizleri soydum. Tabii oraların hepsi çekilmişti. Kerevizleri soydum. Limonladım dışlarını kararmasın diye. Ortasını kerevizin, yuvarlak kerevizin ortasını böyle soydum. Oydum. Sonra da o oyduğum bölgeye havuçları yettim. Havuçları kestim. Sonra da dilimledim. Tekrar onları limonladım ki kararmasın diye. Şu anda yani aşama böyle. Var. Böyle iki tane kerevizden böyle bir şey çıkarttık. Bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz kalabalığınıza göre. Bu tarif için bir de portakala ihtiyaç var değil mi? İki tane, eğer portakalınız büyükse bir tane, küçükse böyle iki tane portakala ve bir tane de limona ihtiyacınız var. Deniz yerler gitti diye modun biraz düştü. Evet, çektiğimiz yerlerin silinmesi biraz moralimi bozdu. Çünkü ben her aşamasını çektiğimi zannediyordum. Yani şu kıvama getirebilmek için belki zorlanabilir misiniz? Aslında basit ama uygularken görseniz daha iyi olur. Neyse, sorun değil. Pikan cevizinden atıştırmalık yapmış. Sen yapma. Çünkü kendileri bir şey üretmiyorlar. Üretmeyen insan yer. Ya bu kısmı biraz fazla oldu. Kusura bakmayın. Ya bu kısmı biraz fazla olduysa yayınlamayalım burayı. Şimdi soğan, bir tane soğan doğruyoruz. Soğana neden soğan deniyor? Birçok toplum öyle söyler. Yani mesela ben buraya geldim, Çanakkale'de. Ya Allah'ın böreği. Börek, börek. Herkes börek diyor. Neden börek diyor? Börek bunun adı. Börek. Ya çok garibime gidiyor. İle dalga resmen geçmem. Dalga geçtim. Hayır, hayatta, az önce. Hayatta yapmam. Yapmam. Yapmış olabilirim de ama. Şimdi sorunumuzu soruyoruz. Kendini düşünüyor musun canım benim? Yaşlılık neye göre, kime göre? Bana göre yaşlılık. Hani ruhunuz yaşlandıysa yaşlanmışsınızdır. Bunun belirtileri ne? Evinden çıkmamak, kendi konfor alanını terk etmemek. Böyle ya ben... sen dün geceden dersine mi çalıştın ya? Bu ne? Yemin ederim çalışmadım. Her şey spontane gelişiyor. Ben yaşlandığıma inanmıyorum. Çünkü benim içimde küçük bir kız çocuğu var. Bu gençliğini genç çocuklarının olmasına borçlu musun? Kesinlikle. Zamanımı hemen hemen %80'inden fazlasını çocuklarımla geçiriyorum. Tabii ki kendi yaş grubumda kız arkadaşlarım da var. Ama kız arkadaşlarım diye belirtmem çok cinsiyetçi oluyor. Evet. Kız arkadaşlar demeyeyim. Kendi yaş grubumda da arkadaşlarım var. Onların haricindeki zamanımın %80'ini çocuklarım ve çocuklarımın arkadaşlarıyla geçiriyorum. Zamanımı geçirdiğim kişiler yaş sınırlaması 25 falan. Ben ne hissediyorum? 26. 32. Haddimizi bilelim. Evet. Şimdi soğanımızı koyalım. Ve buna mümkünse
Yani evinizde varsa, yoksa normal ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Ama ben zeytinyağı kullanıyorum. Nasıl yani? Zeytinyağı mı kullanıyorsunuz? Evet. Bu yaklaşık 4-5 yemek kaşığı. Artık insanlar ankasya almıyor, evde oluyor ama gene siz bilirsiniz. Birçok evde olmuyor, insanlar kendi alıyor. Ben kendim almadım, ev sahibi almıştı. Ev sahibine teşekkür ediyoruz. Yok, gerek yok. Paramızı ödedik, teşekkürümüzü etmeyiz diyorsun. Bence minnet duygusu güzel. Hiç dram, biraz fazla dram yaptım bugün. Bence gerek yok daha fazlasına. Ne dersin? Dram kime göre, neye göre? Ay yeter be! Şimdi portakallarımızı suyunu çıkartıyoruz. Suyunu mu çıkartıyoruz? Evet. Bize iki portakal. Portakalınız büyükse bir tane. Nasıl yani? Narenciye sıkacağınız yok mu? Neden manuel bir şekilde sıkmaya zorluyorsunuz efendim? İşimi görüyor bu. Her şeyi de makineleştirmeye gerek yok. Ev gücü de lazım. Ben sana şu çirkin şeyleri şuradan kaldır demedim mi anne? Hep kafana bir vurursam utanmayayım. Soğanlarımızı hafif öldürdükten sonra kerevizlerimizi diziyoruz. Yer kalmazsa üst üste de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Öyle mi? Onlar pişiyor zaten. Sen geçenlerde bir film izlemişsin. Öve öve bitiremedim. Bayıldım. Lütfen o filmi izleyin. O kadar güzeldi ki. Harika konusu olan bir filmdi. Hatta yorumlara yorum bırakırsanız sevinirim. Bir de bana buna benzer filmler önerirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben çok denk gelmiyorum. Benim sevdiğim tarzda bir filmdi. Şimdi iki tane de bu isteğe bağlı ama. Dört tane bile atabilirsiniz. Portakalınız şekerli ise şekeri az tut. İki tane portakal suyunu ya da portakalınız büyükse bir portakal suyunu koyduk. Şimdi limon sıkacağım. Şimdi bir de limon. Ve bu kadar mı bu yemek? Bir fiske tuz. Tuzu çok abartmıyoruz. Ve sıcak su koyuyoruz. Su üzerine çıkana kadar. Çok basit bir yemek olduğunu söyledim. Piştikten sonraki görüntüsüyle, lezzetiyle de bana hak vereceksiniz. Özel bir gününüz olduğunda masayı süsleyecek bir ana yemek olabilir. Ana yemek olmasa bile zeytinyağlıların anası olabilir. Kapağını kapatıyoruz ve pişmesine yakında ben bu yeşil yerlerini ayırdığım yeşil yerlerin orta filizlerini kesip üzerine doğrayıp ekeleyeceğim pişmesine yakın. Bu da farklı bir koku ve aroma bırakıyor. O yüzden kullanıyorum. Sen bana bir tane teyze yollamışsın. Müfide teyze. Tokatlı Müfide teyze. Ben onu takip ediyorum. Çok mutluyum. Çünkü onun konuşmasını annemin konuşmasına benzetiyor. Tarif almak için değil, sadece onun anlatımını dinlemek için sayfasına giriyorum. Onun enerjisini almak için izliyorum ben. Demek ki her şey tarif değil. Çocuklara öyle güzel anlatıyor ki öğrenmek istemeyen çocuklar bile öğrenir. Peki şimdi ne yapıyoruz? Sebzeli makarna yapacağız. Bu sanırım tam öğrencilik mi? Öğrenciler için. Beni izleyen öğrenciler hemen yiyecek bir şeyler yoksa bir makarna, evde ne sebze varsa. Ben evimde yoktu, gittim aldım. Havuç, karnabahar, brokoli koyacağız. Şimdi bunları parçalayıp böyle küçük küçük parçaladım. Ama date varsa sarımsak koymasınlar. Nasıl? Madilik varsa sarımsak koymasınlar. Madilik ne demek? Akşam yemeğe oğlan da gelecekse... O işleri bilmem. Nasıl ya? Yani? Madilik, mudilik ben böyle deyimlerden anlamam. Manitacılık. Biz eski kafalıyız. Nasıl yani? Sevgilisi ya da sevdiceği gelirse öyle demek lazım. Madilik nedir? Ya bunlar yeni türemiş sözler. Bana göre değil. Madilik ne ya? Nasıl madi oldu bu adam? Sevdiceğine neden madi desin insan? Madilik, madilemek. İşte gençlerle olmayı bundan seviyorum. Saçma sapan üretimleri var. Sen aşağıladın mı beni? Kafi midir? Kafidir. Bunu söylemeyi unuttum. Kereviz kaynamaya başladığında altını biraz kısığa alalım. Deliler gibi kaynamasın. Kısık ateşte pişsin. Piştiğini de bir çatal batırarak anlayabiliriz. Peki mutfakta başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani tabii ki çok daha iyi insanlar vardır ama kendime göre lezzetli yemek. Ya bence iyilik nedir mutfakta? Başarı nedir? Bana göre başarı lezzetli yemek çıkartmaktır. Bol malzemeden işte herkes yemek yapabilir. Kısıtlı malzemeden yani çok masraf yapmadan çok lezzetli yemek yapmak. Yetersiz malzemeyle lezzetli yemek yapma konusunda iyiyim diyorum. Başarı bu diyorsun yani. Bence de başarı bu. Yoksa malzemeleri sırala, örnek örnek her şey etiyedir, şudur, bu. Yani günümüzde büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Herkesin mutfağında gerçekten bir yangın var. Şimdi ben
nasıl gideyim markete, her şeyden alayım, bu yemek tarifini yapayım. Kaç kişi yapar? Abi kadın doğru söylüyor. Özellikle öyle öğrencilerin beni takip ettiğini düşünüyorum. Öğrenci evinde her şeyinde bulunabileceğimi düşünmüyorum. Size yönelik yemek yapmaya çalışıyorum. Ha benim evimde de bunlar pişiyor. Ben öyle çok masraflı yemekler de yapmam. Bakayım bir ne kadar ayırdın? Biraz da havuç ekleyeceğim. Siz için olmazsa olmaz sosumuz soya sosu. Ne durumda? Pişmiş. Çok az bir şey kalmış. Karnabahar ve brokoliyi yıkadım. Böyle dallarını küçük küçük parçalarda yıkadım, süzdürdüm. 3 tane de havucu doğradım. Şimdi bunlar kereviz için mi? Bunlar kereviz için. Bu yapraklarını ineceğine yakın koymamdaki amaç, yapraklarının da farklı bir kokusu ve aroması var. Hem de o rahiyayı versin diye bırakıyorum. Rahiya mı? Rahiya yani koku. Güzel koku, aroma işte her neyse. Kelimeyi doğru kullandın emin misin? Yani bildiğim kadarıyla. Böyle de bir görüntüsü oluyor. Bak çiğken bile alabilirsin o kokuyu. Evet, bir rahiyaya kendisi mensup. 5 dakika pişince bu oldu. Suyunu hazırladım, kettle'a ısınsın. Hayır anne ısınmasın çünkü ben çekim yapıyorum. Şimdi tavaya kalan olurum. Bak Siftah sen de denerim, yeni aldım. Tavamı yeni aldım. Aynen. Çok heyecanlıyım. Tavamı yeni aldım. Nereden diye sormayın. A101. A101'in sponsor olabilirim ben. Şimdi sebzeli makarnanın sebzelerini öldürmek için sanırım tavanı ısıtıyorsun. Evet. Yine bakıyorum soğuk sıkım zeytinyağı kullanılıyor. Evet, evet zeytinyağı. İşini iyi ekonomist bir kadın erkek hiç fark etmez. İlk sıkımda toptan alırsa yağlarını gayet hesaplı. Sırasıyla koyuyoruz. İlk önce havuçları soteliyorum. Bunun peşine 2 diş de sarımsak koyacağım. İlk önce havuçları sotelemekle başladın. Evet. Dış ses bugün senden hiç memnun değil. Bir çay bile ikram etmedin. Şimdi sarımsak doğruyoruz. 3 diş. Sevzem değil yani bence. Akşam oğlanı çağırdıysanız yemeğe... Bak dış ses. Ben bu deyimleri sevmiyorum. Herkes lezzetli yemek yemek zorunda. Sonra birbirlerine ho yaparlar. Ben bu olaylara girmiyorum. Biraz tuz ekliyoruz. Diğer sebzeleri de ekliyoruz. Bol sebzeli sanırım. Sadece makarnayı haşlayıp salçalı sos yapıp yemeyin. Sebze hem sizi beslerken hem de vitaminleri almanızı sağlayacak. Hem ayrıca bu benim en sevdiğim makarna tarifi. Kim konu söylüyor bunu? Ben söylüyorum. Dış ses yemeğe yapan benim. Kendi deneyimlerimi paylaşmayacak mıyım ben burada? Hayır, şimdi? Burada sadece benim deneyimim. Sen müdahil olamazsın benim yemek programıma. Sen sadece dış ses olarak soru sorabilir ya da... Daha demin bana sohbet et benimle dış ses boş geçiyor diyordu. Onu ne yapacağız? Ben öyle bir şey duymadım. Kameralara yansımayan her ses yok sayılabilir. Evet. Kerevizimiz pişti. Kerevizimizi servis tabağına alıyoruz. Peki o dibindeki lezzetli suyu? O kesinlikle onu üzerine ve servis yaparken herkese kaşıkla o en güzel lezzetin olduğu yer o kısır. Lütfen bu konulara girmeyin. Neden? Hiç hoşlanmıyorum. Aa! Benim olayım burada, benim beğenilmem değil. Benim olayım burada güzel yemek yapıp insanlara bir şey vermek. Bu konulara girmeyelim. Gerisini bilmiyorum. Benim 3 tane aşkım var. Biraz abartmadın mı bu annelik dramını? Ha ne dersin? Hayır, ben seviyorum. Sebzelerini kavuruyorsun bizimle geldi evet. Canım benim. Sebzelerimiz eşit kavrulsun. Hafif pişe gelmeliler. Sebzeler böyle hamur hamur olmamalı. Bir kaşık yardımıyla. Hayır, ters getir. Direkt tencereyi ters Hayır. getir. Hadi. Öyle bir şey yok. Öyle hadi şey tencereyi yok. Ters getir. Abartma. Öyle bir şey yok Elif. Dış ses haddini bil. Anne ziyan edeceksin. Ters getir şunu. Şunu ters getir hemen. Ben bak, tutuyorum. Bak karışmayacaksın. Karışmayacaksın. Yeşillikler bazı yerlerde kalacak. Anladın mı? Biraz abartmadın mı? Sen gerçekten beni çileden çıkartmak için yaratılmışsın. Tüm lezzeti o suyunda. O suyunu asla atmıyoruz değil mi anneciğim? Yani lezzeti orada nasıl atarsın? Kerevizi sevmeyenler bu kerevizde bayılacaklar. Kerevizimizi buraya dinlenmeye alıyoruz. Sanırım kerevizimiz burada soğuyacak. Evet. Zeytinyağlı olduğu için. Evet. Makarnamız herkes akşama evinde malzemeleri varsa bu lezzetleri dener. Bir tatlı kaşığı nişasta, 5 kaşık tatlı kaşığı da soya sosu. 5. İçerisine biraz da su ekliyoruz. Sen tarif etmeyeceksin bana. Tamam. Özür dilerim. Şimdi bunu sebzelerimize devrediyoruz. Şimdi bunu sebzelerimize karıştırıyoruz.
Şimdi bu suya buna lezzetini veriyor. Soya sosu lezzetini veriyor. Makarnayı haşlayacağız, buluşturacağız. Görebilir miyim soyanın aldığı kıvamı dibinde? Hemen bak nasıl koyuldu değil mi? Evet, bir kıvam. Ve sebzelere bulaştı. Bunu ya bu yemeği ben yapıyorum. Sen neden böyle yapıyorsun? Kız ses kendini kaptırdın. Bu benim bu yemek, tarifim yani. Bu yemek benim yemeğim. Yapma şunu. Tamam. Şimdi makarnasını açıyoruz. Makarnanı süzdün sanırım. Penceremizi alıyoruz. Üzerine sebze. Önce bunu çiğden soya dökeceğim biraz. Tuzuyla ilgili bir uyarınız vardı. Tuzuyla bir ilgili uyarı yapmak istiyorum. Soya sosu kullandığım için yeterince tuzlu. Makarnayı haşlarken tuz mümkünse koymayın. Birazcık da bir yemek kaşığı kadar. Biraz daha doldu, biraz daha. Dolu bir yemek kaşığı kadar da soya sosu döktük. Tekrar karıştırıp sebzelerle buluşturacağım. Şimdi sebzelerini buluşturuyorum makarnanın. Tadım aşamasında görüşürüz demek istiyorum. Şimdi tadarken nasıl olduğunu konusunda fikrinizi alacağım dış ses. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü bundan için. Hadi bakalım tadım testi. Gerçekten çok güzel olmuş. Denemelisiniz mutlaka. Tık daha fazla konulabilirdi o nişastalı karışım var ya. İsteyen istediği gibi geliştirebilir bu yemeği. Çok sevdim canım benim. Keşke hep böyle yapsam kuş gibi beslesem beni. Keşke. Yapmıyor muyum? Keşke demeseydin keşke. Yani. Elif gerçekten başına çalışacak. Size kereviz tarif edeyim. Ben bunu denemeden kalmasın. Özellikle suyu, su değil altın su. Gerçekten rengi altın gibi canım benim. Şimdi onu kesiyorum. Suyu hakkında fikrini alabilir miyim? Benim şu an diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten. Hiçbir lisanda bunu... Sınırı geçti. Bunu anlatacak bir kelime olduğunu düşünüyorum. Yani inanılmaz bir lezzet. Gerçekten ağlayacağım. Ağlamadan ye. Yani ağlamak istiyorum. Yedik, içtik, karnımızı doyurduk yine seninle. Çok güzel bir yemekti. Yıllardır böyle geçiyor hayatımız. Yiyoruz, içiyoruz, karnımızı doyurup doyurup oturuyoruz seni. Genelde herkesin yaptığı şey bu. Yemek ritüeli hiç bitmez. Ritüel yaşıyor Ritüeli. Mutluyuz şu an. Sanırım bacaklarımızı uzatıp biraz oturacağız değil mi anne? Çay demleyeceğim. Balkonda çay keyfi. Kereviz, brokoli, karnabahar, havuç. Dışladığınız bu güzel sebzelerin ahına girdiniz yıllarca. Özellikle siz gençler değil mi anneciğim? Kesinlikle gençlerin bunları yemesi lazım. Fakat haklılar. Sebzeler bir araya gelince belki lezzetli bir tat çıkartamayabilir ama onları bir tatlandırmak sizin elinizde. O zaman bugünlük bu bölümümüzü kapatıyoruz seninle evet, beraber. Evet kapatıyoruz. Ne söylüyorsun? Önümüzdeki başka programlarda güzel yemeklerde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna mutlaka basın. Mesajda bırakırsanız çok sevinirim. Emine'nin mutfağından şimdilik bu kadar. Bye bye.